Allah Allah. Efendim Mehtap abla? Yasemin, yetişemen evine haciz geldi. Ne? Ne hacizi? Benim borcum falan yok. Var diyorlar kızım. Koş gel hemen. Yasemin. Evine gireceklermiş. Biri çilingir çağırmaya gitti. Tamam, geliyorum hemen. Ne oluyor? Ne hacizi? Bilmiyorum ki, benim borcum falan yok. Bana bak, sakın patronun 30 senedir tahsile vermiş olmasın. Hani ameliyat için almıştın ya borç. Yok canım, yapmaz öyle şey. Önce bana söylerdi yani en azından. İçeri giriyorlarmış, ben gidip bir hemen bakayım. Yasemin Hanım, siz misiniz? Evet benim. Ama benim borcum falan yok avukat hanım. Yok diyor kız işte. Sizde hiç insaf yok mu? Bir de meslektaş olacaksınız. Hukukta okuyor bu kız. Şirin Acar'a kefil olmuşsunuz. İhtiyaç kredisi çekmiş. Evet oldum. Ama o çok önceydi. 6-7 ay önce falan. Niye ödememiş mi? Maalesef. 3 kere tebligat göndermişiz. Ona rağmen ödenmemiş. Hayır, bana tebligat falan gelmedi. Vallahi biz gönderdik. Borç ne kadar peki? Faiziyle birlikte 9.795 lira. Ne? Benim bu borcu ödememe imkan yok. Çok üzgünüm. Başka bir şey yapamıyor muyuz? Başka bir çözüm yolu yok mu bunun? 5.000 lirasını peşin verirseniz geri kalanı taksit yapabiliriz. Ay 5.000'ine in, in biraz daha in. Maalesef. Ay bu kız bu parayı nasıl ödesin? Size ne kadar kolay geliyor. Vallahi bu da bir düşmedi yakandan ha. Ay çok meraklıysa gelsin otursun bizle. O Serpil cadısı da bu kızla bağını koparacaksın diyorsa kopar yani. Bakmaz vallahi senin gözünün yaşına, ben sana söyleyeyim. Hadi İrem, hocana baksan. Hadi. Meşgule attı. Utanmaz. İşlemleri başlatmak mecburiyetindeyim. Bir de mesaj atsa. Bir mesaj atsa. Eve haciz geldi. Senin kredi borcun ödenmemiş, beni ara. Bana birkaç gün müsaade eder misiniz? Arkadaşımı yollayacak birkaç gün içinde. Yasemin Hanım, sizi zor durumda bırakmak istemem ama... Lütfen. Sadece birkaç gün. Kızım, nereden bulacaksın o kadar parayı? Bilmiyorum Mehtap abla. Benim acilen yurda gitmem lazım. Murat'ı naklediyorlar bugün. Göremezsem onu çok üzülür. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım.